Merhabalar. Bugün sizlerle Huy 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Türkiye serisiyle. Hindistan'la savaştayız. Nükleer atmaya başladık ona. Biz atıyoruz. Şimdi laf söz olur. NATO atıyor, siz atmıyorsunuz diye. Biz de atıyoruz. Pakistan'a gireceğiz. Pakistan'da bayağı samimi olacağız. 365 gün. Ben kime casus fay atıyorum? Acep kime? Yanımdaki ülkelere atıyorum. Afganistan'a casus fay atıyorum. Anladım. Bir yandan da sınırlarımız güzel gözüksün diye Mısır'a casus fay atalım. Ona da girelim. Afganistan'ın fethinden sonra kesinlikle Hindistan zaten fethedilecek. Çin'den sonra NATO'ya yürüyeceğiz. Donanmamız şu an dünyada nadide donanmalardan. Bu arada Abazya'dan sonra saldırmayacağım sağa sola. Azerbaycan'a falan saldırmayacağım. Belki Turan'ı hani formlamak için eğer oluyorsa dediğim gibi modda deneyebilirim. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Yani oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz. İdeoloji değiştireceğiz bu arada NATO'ya girmeden önce kesinlikle. Sağ sola bir sağçı olacağız. NATO'ya saldıracağız zaten ideoloji değiştirip. Çin fethinden sonra hatta Çin'le savaştayken yavaştan ufak ufak ideoloji değiştirebiliriz. Endüstrimiz şahane. Rus collaboration'ı çok yüksek zaten. Hindistan ile savaştayız ama Hindistan çok kayıp veriyor ve aslında Alliance zarar görüyor bu savaştan. Çok işime yarıyor. Yani şu an inanılmaz işime yarıyor. İtalya çok zayıfladı. Diğer ülkeler çok zayıfladı. Yani Amerika bile zayıflıyor. Bu elbette ki benim işime gelir. Çünkü NATO eğer zayıflar ise ki NATO'nun şu an hani İtalya'ya bakacak olursak askeri yok. NATO'yu düz bir line'da eğer bir defa ettirebilirsem sorunsuz olacaktır. NATO'nun ordu sayısı kötü. Nükleerlerim var. Eğer tıkılıp kalırsak nükleerlerle halledeceğiz. Zaten hedefimiz bizim Çin. Verimli Çin toprakları. Seriye girdiğim ilk andan beri ben Çin'in peşindeyim. Hani ben de bundan keyif alıyorum. Çin'in toprakları çok büyük ve çok güzel. Fabrikaları bizi bekliyor. Bakalım. Hindistan'dan sonra Çin'i fethedeceğiz. Yine NATO ile beraber fethedeceğiz tabii ki. Buradaki önemli ayrıntı papatı yapmak ve yapmamak arasında. Amerika bu arada dünyanın askerini yığdı cepheye var ya. Dünyanın askerini yığdı. Yani çıkartma atacak muhtemelen. Ama düşürebilir mi zannetmiyorum. Hindistan ordusu kuvvetli. Pakistan'dan sonra işimiz kolaylaşacak. Şu an bu arada bunlar faction'da. Bildiğiniz gibi. Ben kime savaş açsam onunla faction'a giriyorlar. Ordu sayımız muazzam. Daha fazla ordu bahsiz. Ordumuzu anti-air ekledik mi acep? Evet, anti-air ekleyebiliriz. Mantenice'ın ziyade anti-air eklemek daha mantıklı benim için. Diğeri o kadar önemli değil artık. Evet, anti-air koyabilirim. Hatta birliklerin içerisine anti-air koysak mı diye düşünmedim değil. Normal infantry division'lar yapabilirim. Çünkü çok fazla silahım var. Cepheyi tutacak asker de lazım bize. Normal bir infantry division'ı ayarlayabilirim. Bu kötü bir division örneği. Topçumuz ne durumda? 10K topçum var. Tamam. Şimdi piyade olarak yapacağım division'larda mekanize olmayacak. Motorize de olmayacak. Anti-air olacak kesinlikle. Sadece uçak düşürsünler ve güçlü olsunlar istiyorum. Recon yerine Lojistik Company olur çünkü iyi ekipman yakacak. Sinyal olabilir. Normal Infantry Division'larımız da hiç zayıf değil. Support Artillery de olur. Gayet kuvvetli bu arada. Air atağı inanılmaz fazla. Tanka karşı biraz zayıf kalacak. O yüzden anti-tank koyabilirim belki. Evet, bir tane de anti-tank sıkarsak gayet ittirebilir bir division olacak. Save'leyeceğiz bunu. Bu division'dan birazcık basmak taraftarıyım ama anti-tank'ım olmayabilir. Anti-tank üretimi yapmadık. Ama depodakiler de hani iş görür. Keyifli. Bunlardan bir 100 tanesi işime yarayacak. Benim özellikle batı cephemde.
büyük bir geniş bir cephe olacak. Tankları iterken arkadan piyade doldursun isterim. Uçak doktrinlerini bitirdik. Uçak araştırabiliriz. Uçağı daha var. Kirpilere daha var. Askeri teknolojilerde böyle hani geri kaldığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Maşallah her şeyde baya bir dünya deviyiz. Patruşka roketleri yapabiliriz. Çin'e ajanlarımı yollayacağım bu arada. Çin'de şu an her şeyi görüyor ve hissediyoruz. Siviline sızdıysak ordusuna da sızalım. Fark etmez, sızsak yeterli. Air Force'una da sızalım. Hazır olduğunda başlatsın. Coup yapabiliriz ama gerek yok. Teknoloji çalalım. Teknoloji steel elemanımızın birini kullanmışız bu arada yanlışlıkla, sorun değil. Evet, bu kadroda kesinlikle teknoloji çalacaklar. Diğerleri yayılmakta devam etsin. Şu an her şeyini görüyoruz çok büyük oranda. Yaklaşık 4 milyonluk bir askeri gücü olduğu sıra istihbaratı geldi. Hiç sorun değil. Askeri sayısı hiç önemli değil. Ben ona belirli bir cepheden saldıracağım zaten. Yani istediği gibi takılabilir. Hindistan papıt bir şekilde kalacak. Afganistan'ın fethi gerçekleşecek herhalde yakın zamanda. Savaş açılıyor. Evet. 140 günü Afganistan'ın fethi eğleyeceğiz. Onun peşine Mısır fethi gerçekleşecek. Mısır'da da sağlam asker var galiba. Evet, bayağı iyi asker var. Ama hani sorun değil. Bizim hava kuvvetlerimiz dünyada tek. Günümüzde de öyle bu arada. Hava kuvvetleri bu ülkemizin canım ülkemizin göz bebeğidir. Unutmamak gerek. 12 Division'ımızı tecrübesiz olsa da düşelim ki daha fazla asker Division'ı çıkartabilirim. Deployed'da ordu segmentini arttıracağım. Benim bu orduyu dağıtmam lazım. Sağa sola rastgele sallayacağım. Bunlar tank birimi zaten. Aslında bir dur. Dur paşa. Bundaki Infantry Division'larını... Ay seçemedim. Infantry Division'larını sağa sola bir sıkalım da. Tank birliklerini ona alalım. Evet daha iyi. 12 Division varmış. 12'sini de sık bakalım. 2 birim zayiatımız var. Fazlalığımız var. Şu an felaket güçlüler. Benim şu an 2 oradan, 1 oradan 3 tane normal mekanize birlik işlemem lazım. İşleriz. Herhalde sıkıntı değil. Ve çıkan orduyu direkt düşürmem lazım. Evet, mekanize birlik de ayarlayalım. 3 tane ordularımızı besleyecek şekilde. 28 tane kara kuvvetine hüküm sürebiliyoruz. Eğitimleri başlasın. Silahçımızın olacağını hiçbir zaman zannetmiyordum ama ilerleyen dönemde olacak gibi silahçı. İtalya buraya limana çıkmış bu arada. İlginç, ilginç. İtalya'nın peşine gidebilirim ama ben Alliance'ın burada yok olmasından yanayım. Ama Hindistan da bayağı kötü durumda açıkçası. Nükleer sıkabiliyor muyum? Eğer bu limanı verdiyse biraz sıkıntı yaşayacaklar bu arada. Biz donanmamızı güçlendirmeye devam. İtemez mi? İter. Kesinlikle iter ama arkasına takviyeler geliyor, bizim çocuklar takviye atıyor. Bakalım ne olacak. Yani felaket bir ordu biriktirdiler. Sürekli çıkartmaları rahatsız edecekler. Ve nükleer atıyorlar. En önemlisi o. Bu Hindistan yerine asker koyamıyor geri. Çok önemli. Baksanıza hani bütün fabrikaları bombalı. Hani şu gördüğünüz korkunç bir durum. Gerçekten çok korkunç bir durum. Bütün fabrikalarınız yaralı ve hani işgal altındasınız. Hiç önemli değil. Nükleer atsınlar. NATO elindeki nükleeri bitirsin de bana daha fazla sallamasın derdindeyim ben. Pakistan'a da savaş edeceğiz. Kusura bakma Pakistan, arkamızdasın yüzyıllardır ama olsun. Sana savaş açmam lazım. Şu ülkeden sonra Justify'ımızın yönü belli.
Çok felaket bir şekilde nükleer atıyorlar ya. Dayanamaz yani. Hiçbir ülke dayanamaz bu kadarına. Ve ben buraya eğer nükleer atarsam çok kötü durumda kalacak. Birlikleri yok olabilir. Oyun kasıyor çünkü nükleer üstüne nükleer geliyor. Şu an aslında NATO ordusunun yapması gereken tek makul şey saldırmak ki NATO sağlam bir çıkartma attı. Muhtemelen kapitül olma yolunda büyük bir adım gösterecek. Bakalım NATO iyi çıkacak gibi. Pek şans olduğunu düşünmüyorum Hindistan'ın bu arada. Yer yer isyancılar görüyorum nerelerde? Kırım state'inde var. Düzelir. Ne durumdasın? Pek bir az kaldı. Güzel. Afganistan'dan sonra geniş cepheyle Pakistan'a saldırıp Pakistan'ın doğrusunu eriteceğiz. 3D yazıcımız çıktı. Artık jet motorlarına geçebiliriz zannedersem. Bu bize farklı uçakların kapısını açacak. Evet, bayağı sağlam artık çıkartmalar atıyor Amerika. Muhtemelen üzecek, üzecek, üzecek. Ya biz ordumuzu götürsek rahat bir şekilde bitiririz ama ben Alliance'ın kayıplarla yüzleşmesini istiyorum. Daha fazla nükleer ya da herhangi bir şey yapmayacağım. Kriptolojilerini kırmıştık. Evet, operasyonlardan şunu sürekli bittikçe yeniden yapalım. Fas, Sahra'ya, Western Sahra... şunu bitireyim. İkisi birbiriyle savaşıyor. Biz şu ülkeyi ele geçirelim. Bu arada bende Çerkezlik var bu arada. Ama dedim yani ülke, oyun bu sonuçta. Bakalım kaç gün sürecek. Evet, saat sürdü galiba. Şimdik. Önce Afganistan savaşımız var. Bütün orduyu Humayun Afganistan'a gelsin. Afganistan'ı zaten çok kolay düşün. Birkaç gün sürecek muhtemelen. Kesinlikle Hindistan'ı puppet almam lazım ama Hindistan'ın elindeki bütün her şeyi yok ettiğimizi düşünüyorum. Biraz keyifsiz oldu bu. Donanmasından pek ziyade ümidim yok ama hava kuvvetlerinden vardı ama onu da eritiyoruz ya. En azından nükleer yemiyoruz. Kendini koruyor. Kendine kadar nükleer. Mısır'a savaş açıyoruz. Bir yandan Pakistan'a savaş açabilirim. Bir yıl sonra Pakistan'dayız. Oradan sonra zıplayarak Hindistan'a geçeceğiz. Ve bayağı toprak alacağız bu savaşta. %100'lük bir tansiyon var. Fark etmiyor. Eğer Alliance'la savaşmıyorsanız o tansiyon yani 20 güne düşmüyor. Yani Sam ideoloji lazım. Bunların hepsinin ideoloji birbirine yakın çünkü. 20 tane nükleerimiz olmak üzere iyi. 20 tane nükleer bu arada bizi dünyayı fethetmeye yarar. Amerika'ya nasıl çıkacağız? Meksika üzerinden. Tabii önce bir Honduras'ı ele geçireceğiz. Sonra Meksika'yı ele geçireceğiz. Önce bir Honduras'tan başlayacağız. Sonra El Salvador ve Guantanamo'yu ele geçireceğiz. Ya buraları ele geçirip geniş bir hat üzerinden Meksiko'ya çift taraflı gireceğiz NATO'yla. Ondan sonra da Amerika'ya saldıracağız. Ya burada hani NATO'yu kullanmam böyle gerek yok. Çin'de NATO'yu kullanacağım. Eş zamanlı olarak hem Amerika hem Avrupa'dan ilerlersek Avrupa bunu kaldıramaz. Özellikle Amerika bunu kaldıramaz. Ve ben işin güzel tarafı Meksika'yı puppet olarak istiyorum. Çünkü puppet olması bize avantaj sağlayacak. İtalya güzel ilerledi bu arada. Ama muhtemelen gelsen buraya bu savaş biter ya. Boş yere kasıyoruz da işte. Olsun. Maksat savaşmak. Kesin bitermiş bu arada. Paralı askerlerimizi bir indirelim mi?
Paralı asker dedim ya. Ne paralı asker abi? Ordu hümayunu. Şey, E4'e döndü olay. E4'te bana ne içirdilerse hala da kendime gelemedim. Osmanlı serisi çok garip gidiyor ya. Takip edenleriniz belki bilir. 69 division. Bunu bir beşik tugay haline getireceğiz. Beşik bir ordu haline getireceğiz. Seçimler var. Olsun. Evet, Afganistan özgürlük geliyor. Hazır mısın? Şu an özgürlük geldi senin topraklarına. Evet, kısa bir savaş olacağı benziyor. Birkaç gün sürebilir. Delhi'ye tekrar bir nükleer attılar. Al bakayım yaramaz adam deyip sürekli nükleer atıyorlar ya. Kapitol'e gidelim direkt. Hiç zorlamayalım. Finland'da NATO'ya katıldı. Ordularımız inanılmaz güçlü. Oburan ata ata gidiyor resmen. Güzel. Antitank'la aldık. İyi. Şimdi bütün orduyu Hümayun'u Mısır seferi için tutacağız. Çok güçlü ordularımız var. İnanılmaz güçlü. Bir tane 24'lük full ordu. Tamamen mekanize. Tamamen mekanize. Bu çok önemli bir şey. Günümüzde mekanize ve motorize olmuş her ordu felaket bir atak şeyine sahip. Ya düşün Amerika ordusu. Hani siz diyebilir misiniz Amerika ordusuna sen yavaş kalıyorsun diye? Hayır abi. Amerikan ordusu sadece gerillalara biraz zayıftır. Ama hani birkaç günde fethettiği ülkeler vardır. Mesela hani en yakın hani birkaç hafta sürüyor belki ama Irak Savaşı'na bir bakmanızı isterim. Irak Savaşı'nda ne kadar mekanize bir ordu olduklarını kanıtlıyorlar. Yeni çağa modern yeni çağa ayak uyduramayan ülkeler zaten sıkıntı yaşıyor. Türkiye mesela çok iyi motorize oluyor. Birliklerin hepsi gerçekten çok kuvvetli. Gerçekten güçlü bir ordumuz var. Şey değil ama o dönemin Irak'ı öyle değil. Ki baskılara dayanamıyor zaten bildiğiniz gibi. Bayağı iyi bir endüstri kasacağız bu arada. Devam. Yetecek mi diye düşünüyorum. Yetmeyebilir bu arada. Birkaç nükleer sıkarız. O olur. Cephe savaşında olur. Yani laf söz olmasın. Cepheye birkaç tane nükleer sıkarız. Bize nükleer sallayabilir. Ondan korkmuyor değilim. Bomberlarımı şuraya bir alan bakalım. Oraya bir hava üstünlüğü verecek kadar, bir nükleer sıkacak kadar Mısır'a uçak gelse yeterli. Kâfi. Kas uçaklarının hiçbirine gerek yok. Bomberlara da aslında gerek yok. Sadece biraz fighter üstünlüğü 1K kadar. Yani şuraya da bir 800 tane fighter versen ne kadar keyifli olur. Ya fighter değil aslında, kas verse daha iyi olur. Birliklerin bayağı uçar yani, ışınlanır. Gen 2 uçaklarımızı alalım. 800 tane. Uçaklarımıza her şeyi vereceğiz. Bombalayabilirse tabii. Bombalamasın yani. Birden fazla görevli yormayalım onu. 800 tane kas, 2000 tane de fighterımız olacak burada. O kadar fighter oraya çok be. Ben yanlışlık mı yaptım? Evet, yanlışlık yapmışım. Bu fighter sayısını azaltmak lazım. Şuradan arttırabiliriz. Evet, daha iyi. Çok daha iyi. Muhtemelen buradaki uçakların hepsini aldım. Ordu Hümayun training oldu. Olmaya da devam ediyor. Geri kalan orduyu da indirebilirim. Ve bitirebilirim. Abi sizden yeni bir kol ordu dizaynı istiyorum. 24'lük. Kol ordu yanlış bir tabir bu arada. Askere giden arkadaşlar oldu. Tilt olabilir, o yüzden diyorum.
15 tutur. 16, 17, 18, 19, 20. Dur. Kaç yaptı? 20 yaptı. 21, 22, 23, 24. Yasin. 9 div daha ineceğiz. Orduyu yayalım. Batış seferi için bunlar çok önemli, piyadeler. Buralara direkt sınırlar nükleer sallayacağız. Yani bu yaptığı yığınan hiçbir önemi yok. NATO ile Hindistan birbirini yesin. Güzel. Ben gelene kadar yol yapıyorlar. Amerika bize silah yollarmış, tank yollarmış. Yollasın tabii ki işine. Elbette. Elbette yollayacak. Infantry ekipmanında biraz sıkıntıya düşmüşüz. Bize biraz tank yokluğu yok mu? Bir Marshall planın ya. Aa. Almanya bana silah, şey tank. Varmış gerçi tank. Topçu yolla bana. Ya, topçu sende ne arar be adam. Bizim anti tankımızda mı sıkıntı var? Artı iltir mi? Artı iltir sıkıntı varmış. Onu düzeltmemiz lazım. Anti air'imiz bayağı sağlam da anti şeyde topçu da biraz sıkıntı var. Çelik alalım tabii ki. China'dan alalım. China ile geçireceğiz zaten. Teknoloji uç şey gemi teknolojilerinin hepsine, doktrinlerin hepsine eş zamanlı gidelim. Mısır seferimiz bu arada çok uzun değil, yakın zamanda başlayacak. Peşinde Pakistan seferi işleyecek. Ardından da Hindistan'a doğruca bir sefere devam edeceğiz. Son büyük seferimiz Çin üzerine. Kıbrıs'tan hiçbir şey istemiyorum. Son büyük seferimiz Hindistan üzerine. Şey, Çin üzerine. Ondan sonra tamamen NATO'ya doğru kaldırabiliriz. NATO'nun majorları olarak United Kingdom muhtemelen sayılacak. Sadece United Kingdom'ı bırakacağım savaşta. Geri kalanlara Just Sify'la, o hani 10 günlük eğer düşüyorsa öyle Just Sify'la bitirebilirim. Bu arada biz ne teknolojiler çaldık ya senden? Hiç anlatmıyorsun. Bilgisayar teknolojiyi falan almışız. Maşallah. Coup yapmayacağım da collaboration government kesinlikle yaparım bu arada ve sürekli yap bunu. Bunu sürekli yap collaboration government'ı. Ya diğerlerine gerek yok. Collaboration government'ın Çin'deki şey yap, şeydeki Rusya'daki önemini herhalde anladık. Bayağı bir yükseltiyor uyumluluğunu. Ne avantajı oluyor derseniz, isyan çıkmıyor ve hani ben o toprakların %100 verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Sadece manpower'ından belirli bir oranda. Benim bu ajanlarım inşallah sefere çıkarlar bu arada. Daha hızlı yayılmaları lazım. Her yerde eşit yiyoruz. Güzel. Çin'i bayağı yok edeceğiz ya. Bayağı. Mısır seferi için bekleniyoruz. Mısır alınca tabii ki de Süveyş kanalı bize bağlanacak. Süveyş kanalından donanmamızı istediğimiz gibi geçirebiliriz. Süveyş kanalı çok önemli. NATO burada dünyanın kaybını verdi. Ve bayağı bir surrender limit götürmüşler. %30. Yani Hindistan çok kolay düşecek demek oluyor. Ve burada Hindistan bütün ordusunu telef etti, mahvetti, mundar etti orduyu. Bizim 37 karşı hedimiz var. Fransa'nın bayağı bir kaybı var. Ve işin garibi İtalya'nın da bayağı var. United States Amerika'nın da 1K kaybı var. İyi. Şey 1 milyona yakın. Gayet hoş. Burada ne kadar kayıp verirlerse o kadar iyi. Aynı şeyi Çin içerisinde yapacağız. Çin'e de nükleer atmaya devam edecekler ve biz keyifli keyifli ele geçireceğiz. Bizim için şu an toprakları fethediyorlar. Unutmayın, her şeyden önce bizim için en önemlisi Hindistan'dır. Hindistan istiyorum. War score 150 ile bizden yana çok iyi bir tercih. Şey çok iyi bir skor. Tabii Hindistan'da toprak almamız lazım.
Pabut alsam yeter. Diğer ülkeler bir şey almayacaktı. Hindistan pabut da çok önemli. Savaş skorunu benden yana başlatması lazım. O yüzden en çok skoru benim almam lazım. Pakistan çok kısa bir sürede düşecektir zaten. Başka ülkeye savaş açmama gerek. Libya açabilirim. Gaddafi rejimi hala daha var. Çok karizma adam değil mi ya? Ülkeye çok yardım etmiştir. Açın okuyun Kıbrıs Savaşı'nda. Mısır'dan sonra belki dediğim gibi Libya'da girebiliriz. Land lease'imizi kıssın. Maaşımızı kıssın bizim. Güzel. Tamam. Allah'a şükür topçu açımız var sadece. Topçu açığını da çözeriz yakın zamanda. Dilene, dilene kazanacağız. Çözmeye yakınız. İtalya da verir belki. Akıyor bak şimdi, akıyor, akıyor. Güzel. Land lease. Gönder abicim. Fulle. Fulle'yi ver. Süpersin. NATO'nun en güzide ülkesi. Vermek ister misin? Antehir değil. Antehir üretmezsin sen. Topçu. Oh. Akıyor bu akşam. Polonya. Canım. Topçum var mı? Var ama bana mı yok? Peki. Ayıp oluyor bu. Almanya'da bir şeyler yollamak istermiş. Yollasın. Şu orduyu da indirebilirim. Ve training'e koyalım. İyice bir eğitimli olsunlar. Bunlar cephe tutacak adamlar. İtecek adamlar değil. İtecek baba yiğitler burada duruyor ve attrition yok baba yiğitler, keyifsiz. Ne kadarlık bir attrition'dan bahsediyoruz? %2 iyi. %2'lik bir attrition ise ben buraya uçak koyarım bu arada. Transport plane. Transport plane. Aynen bir 138 tane sık. Oraya bir supply indiriversinler. 40 command power'a baya baya sub şeyi kesecek attrition'ı. İyi. Bunu özellikle Amerika cephesinde kullanacağız. Kanada bu arada NATO'da olmayabilir mi? NATO'da keyifsiz. Hindistan kendini iyi de bitirdi. 3 milyona arttı mı kayıp? Evet artmış. Büyük seferimiz ne zaman? 70 güne. Pakistan. Peşine Pakistan ve Hindistan'da devam edecek. Çin'den sonra dediğim gibi NATO'dan çıkarız ve NATO üzerine sefere çıkarız. Artık military'den de bir şeyler dızlayalım ya. Daha fazla teknoloji. Collaboration'ı burada fullemek önemli. Çin topraklarından dünyanın manpower'ını çalacağız. Süper olacak. Çin önce puppet alacağım. Geri kalan bütün toprakları sahibine gelecek yani bana. Metin'in yolundan gideceğiz. Onlar bizi asimile etmeden biz onları asimile edeceğiz. Tabii fabrika sayısını inanılmaz sayıda arttırdığımız için çelikte biraz sıkıntı yaşıyorum. Keyifsiz. Çok hızlı fabrika inşa ediyoruz. Ve hani nükleer sayımız günden güne artıyor reaktör yani. İyi. İyi. Çok iyi. 25 tane nükleer reaktörüm var. Bununla beraber 26. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık ayda değil de 2 haftada bir nükleer bir reaktörüm var demek. Çok son derece.
Ve donanmam gerçekten güçlü. 500 parçalık bir donanmam olacak demek. Yani hafızalara kazanacak kadar güçlü bir donanma olacak kesinlikle. Ama sadece sıkıntı şu. Bayağı bir submarine var ve muhribimiz var. Büyük gemi yok. Çözeriz ama. Japon donanmasından gelir. Akıyor bu akşam, akıyor, akıyor. Teknoloji akıyor bu akşam, akşam. Sürekli kafasına nükleer atıyorlar. Bu çok tehlikeli ya. Mesela en güzel nükleer atılacak nokta şurası. Deneyelim bakalım nükleerimiz çalışıyor mu? Evet çalışıyormuş. Güzel. Hindistan ve Çin nüfusuyla ben bu manpower'ı var ya çok fazla yüksek seviye çıkartacağım. Dayanamayacakları bir seviyeye. NATO değil hani uzaylılar işgal etse gene tutarım. Nükleer güç çok önemli ama. Hüsnü mübarek baştaymış. 2011 oldu. Güzel. Şuraya da bir tane sıkalım da hani sıkma da olmasın. Çok keyifli ya. Bayağı bir askeri sayımızı çıkardık. Zaten hani 236 siviliniz varsa bir Amerika ekonomisini yakalamış oluyorsunuz. Hazır mı birliklerimiz? Yani. Keyifli ama keyifsiz. Daha iyi askerler üretebiliriz. Eğitimde. Infantry equipment biraz eksiye doğru gidiyor. Topçu biraz eksiye gidiyor. Onun dışında her şey full artı full maşallah. Yakında Mısır'ı da şeye katacağız ülkemize. Bir ara Filistinlere geçeriz. Saldırı emrini vermeyeceğim. Önce bir nükleer atacağım birkaç tane. Hiç kayıpsız ele geçirmeye çalışacağım. Donanmaya niye buff veriyorum? Muhtemelen Amerikan donanmasıyla bir sürtüşme yaşayacağız. Abi dünyanın çeliğini ihraç ediyorum ya. Kimden ihraç etsem? Çin'i ele geçireceğim için Çin'den almak mantıklı. Ama Çin'de de ne demir varmış be. İşte verimli Çin toprakları. Ama ben de şu artık sanayiyi bir kapatayım değil mi kendine? Export fokusu değil de yani close olması da bir limit tamı ya da. Yak sizi ya diyeceğim yok ya onu. Yok diyemem petrol satıyorum. Limit'a çekelim de dışarıdan çok kaynak almaya başladım. Ha evet sana savaş açıyordum gel buraya. Savaşı açtığım ilk gün nükleer atmaya başlayacağız. Ekipmanları ver bakayım kardeşim. Bir sıra nükleer yetmez. Bir kere daha nükleer atacağız. İkinci şok dalgasına dayanamayacaktır. Bir sıra daha atalım. Hiç kayıpsız alalım bu arkadaşa. İşte nükleer güç böyle bir şey. Keyfe keder. Komutanım sıra sizde. Gayet kolay bir savaş olacağı benziyor. Of, overrun'ları gördünüz mü? Felaket, felaket, felaket. O kadar fazla asker kestik ki size anlatamam. Ve hani hiç askeri 21 askerimiz şehit oldu.
Onun karşılığında yarım milyondan fazla Mısır ordusunu öldürdük. Nükleer güç. Ve askerlerimizin azmiyle. Keyifli. Maşallah. Maşallah. Akıyor. Akıyor. Maşallah. Akıyor. Keyifli. Hemen bir Afganistan seferini çıkalım. Pakistan seferini. Bir yandan da Libya'yı ele geçirelim. Libya'dan sonra işimiz Hindistan'dan sonra bir Libya yaparız. Oradan da Çin seferine hazırlığımızı yaparız. Çin'de muhtemelen dünyanın nükleeri var. NATO'yu aynı gün savaşa çağıracağım. Uğraşamam onların nükleeriyle. Kaynak açığı muhtemelen gene var. Güzel. Ya şu an ekonomi muhteşem bir seviyede ya. Keyfe gelen Delhi'ye bakayım. Sevmedim deyip nükleer atabiliyoruz. Nükleer reaktörleri kırıldığı için Delhi bize counter atak yapamıyor Pakistan. Hindistan. Ve bu çıkartma artık kalıcı bir hale büründü. Pakistan nükleer atabilir mi? Kesinlikle atabilir bu arada. Uçakları bu abilere vereceğiz. Ben buralar havalimanı istiyorum bu arada ya. Buraları da en yükseğe alır mısın? Havalimanları full olsun ki uçak uçurabilirim. Savaş emri de çizelim. Yine ezip geçeceğiz muhtemelen. Koordine ordumuz var çünkü. Yeni uçaklara geçebilir miyiz artık? Var mı öyle bir opsiyon? Galiba geçebileceğiz. Galiba geçebileceğiz. Bakalım. F-16 CEO ona gerek yok. Bunlar ne işe yarar? Siz ne işe yararsınız? Ha, pek bir işe yaramazlarmış. Bunlar galiba artık füze üretmeye başladılar mı? Doğru mudur? Üretmemişler. Evet. Hızlıdan dikeceğiz. Havalimanı. Ve altyapı yok. Altyapıya gerek yok. Dockyard'dan ne dikelim? Devam edebiliriz ya. Submarine devam. Hiç fark etmez. Amerikan ordusundan daha iyi bir Submarine slotumuz var. Bu ordu Hümayun'un oldu. Tamam mıyız? Bakalım. Yakın zamanda iyi. Pakistan'ın da bütün karasını nükleerleyebilirim de gerek yok gibi hissettirdi. Ordumuzu bir test edelim mi Libya'da? Kara ordumuzu. Hazır mıyız? Yakın zamanda. Kar ordusuyla sadece Libya'yı fethetmeye göndereceğim. Mekanize motorize kendilerini birazcık denemek istiyorum. Hızlı değiller ama işlevseller. Evet, keyfe gelen nükleer atmaya başladılar. Canım çekmedi değil. Ama hani o kadar birliği kalmadığı için hiç tank üretemiyor. Sadece piyade ekipmanlarını besleyebiliyor. Ve NATO askerleri de burada zayiatta. İyi. Kaç güne giriyoruz? Ne çaldık? Nükleer teknoloji. Nükleer teknoloji benim zaten vardı canım. Bildiğim bir şey bana öğretemezsin. Collaboration artırmak işime yarayacak her zaman için. Darbe yapsam ülke aslında kendi kendine nükleeri atar ama NATO'ya girebilecek bir taraf olabilir. Bu kötü olur. NATO'ya girmesini istemem. Ama Amerika'da niye bir darbe yapmayayım, değil mi? Girmeden önce.
Hazır mı o eğitimli ordumuz? Evet. Itugay sadece şey. Umarım attrition'ı kaldırabilirler. Komutan verelim. Oyun biraz save almakta şey. Evet, şükürler olsun. Ofansif bir komutanımız var. Gelsin. Diğerlerini random atacağım. Hiçbir önemi yok. Zaten trade kullanamıyoruz. Heal'de agresif olmaları bu arada heal mantener ve heal Avrupa için çok işime yarayacak. Biraz tecrübe kazansınlar. Alt sapla kesinlikle. Kim uzana benzemiyor mu? İlker başbuğ. Vay be. Paşam buyurun. Topçuyu zaten üretiyoruz. Anti-air gerek yok. Uçak fevkalade. Tankı zaten günde 23 tane üretiyoruz. Kirpilerin sayısını artıralım. Ve dışarıdan demir alımını artık birazcık değil baya baya kapatabilirim. Lastik alımına da birazcık terakki yapabilirim. Güzel. Eğitimi artık durdurabiliriz. Light Tank Template neymiş ya? Normal infantry olur musunuz? Yani. Attrition'a gireceğimiz çok büyük bir Attrition'a girmişiz. Tahmin ediyordum az çok. Orduyu Humayun bir çekilsin. İlker Paşa'mız gelsin. İlker Baş bu. Tek bir division itebilir. Burada ufak bir attrition yiyorum ya. Bu tankların yediği attrition önemli aslında. Pakistan'a kaç günde gireceğiz? 70 gün güzel. Havalimanlarını diktik mi diktik iyi. Afganistan havalimanına konuşanabilirim. Saniye. Oyun akabilir. Ve dahi buraya konuşanalım. Sapta uçaklarım burada kalabilir. Close air supportlarım ve dahi buraya havalimanı dikiyorumdur herhalde ya. Dikmiyor muyum? Dikmiyormuşum. Şuraya bir havalimanını fulleyelim. Önümüze gelen her yeri fulleyeceğiz. KFG'den. Close şey pardon şeylerimize transport uçaklarımıza Pakistan tarafına sapla indireceğiz. Nükleer atacağımız için bunlar buraya ve bütün uçaklar buraya. Geldi mi bizim saplaylarımız? Geldiler. Ya bu bölgeye direkt indiriver. Sana zahmet. Buraya uçak üssü diktiğimiz için artık Hindistan'ın hiçbir yeri güvende değil. Ve NATO burada eriyor. Yani bir taşla üç kuş. Ben buraya sapla indirdiğimi zannediyordum. Meğerse sapla indiremiyormuşum demek ki. Neden? Uçak sayımı bir 200'e çıkartsayım nasıl olur? Daha iyi olur herhalde.
Evet, artık Subway'ı dengeleyecektir muhtemelen. Öyle umut ediyorum. Dengeleyebilirdi de. Muhtemelen arkamızdaki NATO ordusu yüzünden. Türk ordusu burada biraz zayiat alıyor. Buraya yine saplı uçakları, transportları yollayacağım. O kadar değil, o kadar değil. Bir 100 tane işimi görür. Bir 100 tane saplı uçağı burada işimi görür, aynen. 400 tane saplı uçağı atmak bu arada korkunç bir rakam. Normal oyunda bu kadar atamıyorsunuz. Nükleer reaktör sıkalım biraz daha yahu. Yapılması en uzun maliyetli şey yapıyorum bilerek. Bayağı da korkunç bir şey aslında bu. Bir de military. İran üzerine bir şeyler yapabiliriz. Artık bizim topraklarımız nasıl olsa. Gidiyoruz fabrikaya çıkacağız. Pakistan Savaşı ne zaman? Pakistan. 15 gün. İyi. 25 gün mü? Yani evet. Ben yine keyfe keder bir nükleer aşındırması yapayım da şuraya. Ne olur ne olmaz. Burada bir kalabalık gördüm. Bir de şurada bir ordusu var. Oraya da bir nükleer sıkalım. Aşındırıyorum şeyi. Hindistan'ı birazcık şey yapıyorum. Hani kalan ekipmanını da eritmeye çalışıyorum. Ordusu yok zaten. Hani Hindistan'a dümdüz ilerleyeceğiz de. Pakistan'ın bütün sınırına nükleer atabilirim ilk etapta da. Gerek de yok gibi ama bakarız. Niye olmasın? Nükleerden bolt bir şey mi var benim? Ordum zaten diyor ki sal beni ben iteyim diyor. Varsa portumuz biraz düşük ya. Nükleer yediğimizden. Sürekli kafamızı nükleer attılar ya Rus tarafı. Sıkıntı oldu. Kaç gün? 10 gün. İyi. Güzel. Artık askerine bile verecek ekipmanı kalmamış. Çünkü bütün fabrikaları yıkık. Ne yapsın adam? Keyfe keder arada Delhi'ye bile sıktığım oluyor benim nükleer. Atmayayım mı? Var yani. Pakistan'ı çok mahvetmek istemiyorum ya. Bu arada ordumuz burada muvaffak olacaktır diye ümit ediyorum. Evi lastik alalım Tayland'dan. Güzel. O zaman diktir. War. Birer tane sınıra nükleer sıkalım. Alt cepheye sıksam yeterli kafi. Dediğim gibi çok mahvetmek de istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Tankı olan bir cephe var mı? Şuraya sıkalım. Askerlerim çok kayıp vermesin isterim. Kendi askerime nükleer atmış olabilirim. Gerek kalmadı. Tamamdır. Güzel. Adam hani buradan çekilmeden ben buraya gidiyorum daha. Overrun'a bakar mısınız? Çok güzel Overrun. Atsa atar Overrun ama şu an Overrun atmamayı tercih etti oldu. Faction'a girdin mi? Bu arada evet girmişsin. Süper. Yanlış oynadım. Yanlış kart oynadım. Bir saniye. Evet güzel. Pakistan düştü. Hindistan geliyor onu tutmaya ama tutamaz. Dümdüz bir şekilde ilerleyeceğiz. Hiç affımız yok.
Böyle bir güç karşısında ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Justify sıkalım bir tane. Kime? Hakikat kime? Kazaklara atabilirim belki. 185 gün. Evet, Kazakistan. Makul. Dümdüz run. Hadi, hadi bakalım. Kağıt gibiler şu an önümde ya. Baya baya hani kağıttan bir şey gibiler. Set gibiler. Dümdüz itiyoruz. Yukarıdaki birlikler gelmiyor bile hani cepheye. Gereksiz ordunun yarısı zaten halleder diyor. Birazcık silah daha sıkıntımız var. Onu çözelim. Bir de kaynak alalım. Agresifin de agresif ile eğitim. Mughal'ın da intikamı alınmıştır efendim. Nükleer atmaya bile gerek yok. NATO ordusu orada kalır ama bizim şanlı ordumuz her yerde, her cephede savaşır. Yaz, kış, soğuk, hiçbir fark etmez. Çöl. Savaşırız. Tankımızın karşısına at getirdiler. Mükemmel bir tercih. Dikkate aldım bu değerli teklifi. Hindistan'ın bu kadar kolay düşmesini beklemiyordum. Ama düşüverdi. Yok ediyordu, yok ediyor, yok ediyor. Atma nükleer kendi, benim topraklarım onlar ya. Yasaklıyorum. Artık buraya nükleer atmanızı istemiyorum. Kendi toprakta. Orayı ben mi repairleyeceğim? Sen mi repairleyeceksin? Hayır. Ben repairleyeceğim. Atma kardeşim nükleer. İstemiyorum. Kapı, ikinci kapitülüne gidelim. Kapitül olacaktır. Şurada büyük bir victory point var. Evet, onu aldım. Büyük victory pointler böyle kendine belirliyor. Yani kapitül gelecek diyor. Hindistan'ı hiç düşünmeden direkt puppet olarak alacağız. Geri kalan toprakları çözeriz, o sorun yok. Onun dışında hani Ermenistan'ı falan ele geçirelim. Şu iki toprağı. Pakistan'ı da puppet istiyorum. Pakistan puppet olarak gitmiş bile. Au. O zaman alabildiğimi alırım. Bu beni hiç alakadar etmez. İran'ı da muhtemelen, evet, tam tahmin ettiğim gibi puppet aldılar. Kara sınırı alsam yeterli. Bir pas alabilir miyim ben? Petrol tabii ki de. Afganistan'a da puppet almazsın bu arada ya. Güzel, Türk Kürtleri büyüyor. Şu toprağı almayacağım. NATO oradan girer diye. Ama hani şuraları subjectime vereceğim. Hindistan'a vereceğim. Aha Amerika. Aha Amerika. Hayır. Mısır. Abi şaka yapıyorsun ya. Ben Mısır'ın bu savaşta olduğunu unutmuştum ya. Abi Mısır'ı da almazsın bu arada be. Ya gitti güzelim Süveyş diyeceğim de yok, yarısı bizde. Ya of, Amerika senle olan savaş pek bir yakında biliyorsun değil mi? Ya, terbiyesiz adam. Bura bizde mi bu arada? Pakistan'da. Alsın. Orayı da alsın. Ulan cezası. Hindistan'ın topraklarını bari Hindistan'a verin. Hepsini paput almam lazım. Benim hatam ya. Ben biliyorum yani. Kendi hatalarımı maalesef ki görüyorum. Üzücü. Her şeyin bir bedeli var tabii ki. O keyifli. Şu Mısır'ı da kaybetmezsin ya. Ana.
İzledin mi sen burayı? Ben burayı tekrar alırım ki. Muhtemelen İran'a da aynı muamele çekildi. Evet. Keyifli keyifli keyifli. Güzel. Turkish Rush. Tabii ki öyle kalsın istemeyiz. Ama anneksemek de istemeyiz. Bu ne ya? Bu kim? Turkish Rush. Çok güzel değil mi? Evet efendim. Türkiye toprakları... Dur, Libya Savaşı'nı bitirelim. Kaç gün? Aa, gelmişiz gelmişiz. Dur. 2 dakika motorize ordum. Gelebilirim şuraya. Savaşları bitirelim. Zaten. Çocuklar hadi. Bangladeş'i de alabilirim aslında. Oraya da bir caz. Vay. Dünya tansiyonu zaten %100 de keyifli. İtalya gitsin. Sonrasında zaten Büyük Çin Savaşı var. Çin'e büyük nükleer atacağız bu arada yani. Amansız bir nükleer. Oynayacağız Çin üzerinden. Topçudan geliştirme. Aa 8 gün. Güzel. Gene hani sınıra nükleer atılabilir bu arada. Makul. Ha buradan buraya uçabildiğini zannetmiyorum ama fightlıyorum. Airwing'ler uçuyormuş. Sizin ikiniz aynı anda niye geldi? Daha iyi. Güzel. Ufak tefek içimizde topraklar var. Onları bir sonraki save'de Çin'le savaşırken düzeltiveririz. Belki bilmiyorum. Yani şu ülkeleri işimden salması sıkıntı. Ya diyeceksiniz hani konferans mod kullan da o da oyunun dengelerini felaket bozuyor. Yani istediğiniz gibi anlaşmalar yapıyorsunuz. Keyifsiz. Ya, piyademiz bile iter bu arada ya. Ben eminim. Ey şanlı ordu. Ey şanlı. Tabii ki de. Hatta şu mekanize ordumuz hiç gelmesin. Buyuruz. Buyurmasın. Ya. Army Group 1'i iptal et. Evet. Siz bir durun. Şanlı ordumuz yukarıdan sefere çıkacak bu arada. Şu bölge. Mongol almayacağım. Cepheyi ne kadar dar yaparsam o kadar çok asker yağar. O kadar çok asker yağarsa da ben o kadar sıklıkla nükleer atarım. Çok önemli. Evet. Piyademiz itiyor bu arada. İyi. Piyademiz bile 500 vuruyor be. Ne kadar güçlü bir ordum var bizim. Baksana 500 vuran bir piyadem var. Ve deliyor yani düşman tankını. Çok iyi. Ama hani ufak bir teşviğe ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Supply verilsin sadece o bölge. Ve bir kasım kassa atılsa iyi olabilir. Şu. Dosyayı support nerede? Birazcık kas hani sıksak fena olmaz çocuklara. Ha evet 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 direkt buraya. NATO'yu çağırmayacağım. Gerek de yok. Hava üstünlüğü de gelince kaslardan. Deme keyfime dedi. İşte mekanizenin önemi burada geliyor ya. Abi o kadar hızlılar ki mekanizeler. Ya piyadeye geçince aynı tadı vermiyor. Güçlü piyademiz de çok güçlü ama yavaş. Aynı tadı vermiyor. Hani o tek at höh deyince kaçırt falan yok bunda. Ha gene düşman tankını delen bir piyademiz var güçlü. Ama hani aynı tadı vermiyor. Beş kanalı kimin kontrolünde? Nice. Devam Tripoli.
güzel. Orada Humayun keyifli ya. Gayet keyifli her yerinde. Bingazi'yi de alırsak. Hele hele düşman ordusu da ordu mu be? İlker Baş bu. Full agresif de itebilir miyiz? Evet, zanneder ki sanki kapitülü ele geçireceğiz. Ve ikinci kapitüle oradan. Siz Ahmet Paşam. Aslında NATO iç savaşa çağırmama bile gerek yokmuş. Tecrübedir, öğreneceğiz. Take all, say enter. Libya'da Osmanlı günlerinde olduğu gibi tekrardan bizlere katıldı. Kahire'de bir İngiliz yönetimi yok değil, var. At. Bu arada bu ordumuzun hepsini şeye çıkartmam lazım. Çin Savaşı için buraya getirmem lazım. Malum Çin büyük bir ülke. İlker Başbuğ'u şu cepheye yollayacağım. Muhtemelen en aktif olacağı nokta burası. Cephenin en kızışacağı yer. En zor görevi de ona vereceğim. Hindistan'ı savaşa çağırmayacağım. Amerikan Pakistan'ı varmış. Peki. Bir sonraki savaşımız efendim Çin bekliyor bizi. Collaboration'ı %40 yaptık mı? Akıyor akıyor. Collaboration artmadan girmeyeceğim. Collaboration'ı bir bitirelim. Bir sakalımızı alalım oradan. Ondan sonrası çözülür canım. Evet efendim, sınırlarımız bunlar. Türkiye yazısı Rusya'ya kaydı, farkındayım. Afrika'da da var. Büyüdük. Daha da büyüyeceğiz. Sınırlarımız Libya'da başlıyor. Sibirya'nın sonunda bitiyor. Hindistan bizim. Ve dahi Kazakistan'la ben galiba savaşacağım yakında. Evet. Kazakistan'a bir ordu yollamam lazım. Mekanize ordumu Kazakistan'a yollayabilirim. Kazakistan da bu arada kardeş bir ülkemizdir. Oyun bu yani. Gerekirse hani Turan için Azerbaycan'a da saldıracağım. Ama Azerbaycan'ı ne kadar sevdiğim zaten izleyenlerimiz bilir. Mesele Turan'ı kurmaktan geliyor. Bütün Asya kardeşliği olarak NATO'ya gireceğiz en sonunda. NATO'ya girmemize yaklaşık 2 bölüm kaldı. Meksiko birinci hedeflerimizden, ikinci hedeflerimiz Asya, Çin. Pardon, ana hedef Çin, ikinci hedef Meksiko ve eş zamanlı olarak United States, Amerika'nın işgali ve NATO'nun işgali. Ondan sonra karşımıza hangi güç durabilir ki efendim? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım seri tam da sizin istediğiniz gibi gidiyordur. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Eğer seri hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin. Like atarsanız önerilenlere sokarsınız ve kanalımıza büyük destekli olursunuz. Abone değilseniz abone olursanız zaten bizim gönlümüzü fethedersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.